bir sandıkta bütün partinin elemanları var ise, sandık başkanı devlet memuru ise ya da YSK'nın atadığı herhangi biri ise, şimdi oradaki sandık başkanı yolsuzluk yapacak da gelen seçmenin tipine göre kağıt verecek de diğer 4 üye artı müşahitler seyirci kalacak ve bu sonuç çıkacak. Yani komedi. Başka hiçbir şey değil. Güvensizlik, yarına güvensizlik, çocuklarımız için kötü bir ülke bırakma kaygısı, bütün bunlar üzerimizde. Yaşıyoruz, vatandaş olarak bunları yaşıyoruz. YSK'ya güven sıfır. Ülkeye güven sıfır. Yani sonuç ne çıkar bilmiyorum. İnsanlara zaten güvenimizi bitirdi bu. İnsanlara, mahallede çalıştığımız ortamlarda, iş ortamlarında birbirimize olan güveni bitirdi. Ve hep bir taraf, hep bir öteki olduk. Yani bundan sonraki seçimlerde de sonuç ne çıkar bilmiyorum ama bütün bunların onarılması hiç kolay olmayacak ülke adına. Kaygılıyım, çok kaygılıyım. YSK adı verilen hukuki bir organ var. Ve bu organ seçim konusunda bilebildiğim kadarıyla en yetkili ağız. Bu organı da oluşturan insanlar benim gibi sıradan vatandaşlar değil. Bunlar hukuki geçmişi olanlar, bir şekilde o noktaya gelmiş insanlar. Dolayısıyla acizane ben şunu öğrendim bu yaşıma gelene kadar. Mesele haddini bilmek. Ben eğer hukuktan anlamıyorsam, o prosedürden anlamıyorsam, o arkadaşların verdiği karara en azından saygı duymalıyım diye düşünüyorum. Sadece 31 Mart seçimi değil, bu güne kadar 17 yıllık yapılan seçimlerin çoğu manipülasyondu. Manipüle yollarıyla elde edilmiş algısı bende yarattı. Bir insan olarak, bir Türkiye'li olarak bundan korkunç derecede utanç duyuyorum. Çünkü demokratik alanlar, kanallar kapanmışsa, eğer seçme ve seçilme hakkına da müdahale ediliyorsa bu bir ülke için korkunç bir ilhaldır, korkunç bir gasptır. Ve kendi ülken hükümeti tarafında yüksek seçim kurulları toplum baskı altına alınıyor. Toplumlar baskı altında tutuluyor. Dolayısıyla herkes terörist ilan ediliyor, herkes ötekileştiriliyor ve herkesi zan altında bırakan bir iktidar bu ülkeye bir fayda getiremeyecektir. Vatandaş olarak, seçmen olarak tatmin etti diyebilirim. Yani neden söyleyeyim? Yani dürüstçe konuşmak lazım ki seçimler esnasında, 31 Mart seçimler esnasında maalesef oylar çalındı. Çalınmadı değil. Yani kimseye de taraf tutmuyorum zaten. Seçmen gözüyle değil, vatandaş gözüyle, yurttaş olarak her iki tarafta hatalı. Hatalı olduklarından dolayı da bu sıkıntılar yaşandı. Zaten seçimlerde yapılan usulsüzlükler bayağı neredeyse sahur vaktine kadar okunacak şekilde bir sayfalar çıktı. Bundan sonra artık dışarıdan böyle sandık kurulu başkanları ya da sandık görevlisi olarak atama yapılmayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirtmiş olduğu anayasal kanunlara göre başkan ve başkan yardımcısı ya da sandık görevlisi olan kişiler çoğunlukla genelde kamu görevlilerinden oluşması bence daha mantıklı. Bir oy pusulasında 4 tane biz oy kullandık. Neden sadece Büyükşehir Belediyesi'nin oyları iptal edildi? Neden o Büyükşehir Belediyesi seçimi iptal edildi diye bir soru da çıkıyor aklımıza. Çünkü 4 oyu da aynı seçim kurulu başkanına teslim ediyoruz ve geriye dönersek de seçmen kurulunu ben de görev aldım. Seçmen asil üyeydim sandık kurulunda. YSK belirler. YSK'ya dönüktür. YSK'nın yaptığı bir hatadan da seçmen sorumlu tutulamaz. Kesinlikle böyle seçmen sorumlu tutulamaz. Burada seçmenin cezalandırıldığını görüyoruz aslında. Hani verilen kararın da hukuki olmadığını, siyasal bir karar olduğunu görüyoruz. Kişilerin, milletin, işte halkın seçim özgürlüğüne yani kasti bir darbe olduğunu açıkça görüyoruz. Hem Türkiye'ye maddi olarak bir zararı var, hem de manevi olarak bir zararı var. Halkta bir şey var şimdi, ne diyeyim, yasaların uygulanmadığı
her şeyin tek adam elinde kaldığı gibi düşünceler yaygınlaşmaya başladı. Bu çok güzel bir şeydi. Türkiye için güzel bir şeydi. Ama bundan sonra herkes kendine göre adımını atacaktır.